Evet, herkese hayırlı akşamlar sanırım. Şu anda canlı yayınımız başladı. Şöyle arkadaşlar, ses kontrolü alacağım sizlerden, rica ediyorum. Ses kontrolünden sonra yayınımıza kaldığımız yerden yeni bir yarışmamıza devam edeceğiz. Öncelikle ses geliyorsa lütfen hocam sesiniz geliyor derseniz mutlu olurum arkadaşlar. Girenler giriyorlar. Hemen girmeyin. Sizlere birkaç hatırlatmam olacak. Sesim geliyor mu? Şöyle bakayım. Evet, İrem Nur Bayram geliyor demiş. Necla Can geliyor demiş. Ahsen Özdemir geliyor. Aslı Bilici geliyor demiş. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Mutlu cumartesiler olsun hepinize. Cumartesi akşamı yasak da var. Kimse dışarıya çıkamıyor. Bu akşam güzel bir yarış yaparız diye düşünüyorum. Lütfen hazır giriyorken isim soy isimle girin arkadaşlar. Sadece isim soy isim kabul ediyorum. Birinci olan arkadaş eğer soy ismini yazmamışsa kabul etmem. O yüzden lütfen isim ve soy isminizi yazarak girin. Ya da Instagram kullanıcı adınızı ya da Instagram yazmayın. İsim soy isim de gelin arkadaşlar. Kazanan arkadaş bana Instagram'dan ulaşacak. Instagram kullanıcı adım Sercan Y. Takip etmeyi unutmayın. Bütün duyuruları oradan yapıyorum arkadaşlar. Şu an aramızda 111 kişi var. O 111 kişiye şimdiden tekrar selam olsun. Evet, en son çarşamba akşamı yaptık. Çarşamba akşamı da Nimet Tarhan Kayseri'den katılmıştı ve kazandı. Kendisi de bugün fotoğraf gönderdi hocam, kitap ulaştı diye. Kendisi de kitap gitmiş. Çok mutlu oldum. Bu vesileyle Ayşe İlçin, Kavuklu ve çok kıymetli ailesine de tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destek oldular, sağ olsunlar. Bu akşam da çok kıymetli dostum Tolga Bekmez destek oldu. Onun sayesinde bu akşam da kazanan arkadaşa kitabını göndereceğiz. Arkadaşlar, merak edenler var. Kitap test kitabım olacak diye. Eğer isteyen öğrenci ise test kitabı göndereceğim. İstiyorsa tabii. İstemiyorsa da okuma kitabı da gönderebilirim. Artık tamamen kazanan kişiye kalmış. Şöyle kimler? Emir Tuğra İlgün. Sercan öğretmenim selamlar demiş. Emir Tuğracığım sana da selam olsun. Bütün ailene selam olsun. Kimler yeni katılıyor? Yeni katılan var mı aramızda? Bizi yeni keşfeden var mı? Onu da bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Birkaç hatırlatma daha yapayım. 20 soru var arkadaşlar. Genel kültür sorusu Türkçe biliyorsunuz. İngilizce yarışmalarımız devam edecek ama şu anda genel kültür yapıyoruz. Yarı yıl tatilindeyiz. Şöyle derse bir kısa bir ara verelim. Eğlenelim diye bunu yapıyoruz. Ama İngilizceler de devam edecek. Bu arada Alper Çarkıt hocam ve sevgili öğrencileri de aramızdaymış. Onlara da hem Alper hocama hem de öğrencilerine selam olsun. Hamza Çevik, merhaba hocam, ben yeni keşfettiğimizi demiş. Hamzacığım aramıza hoş geldin. Yeni keşfeden herkes aramıza hoş geldiler. Şu an 181 kişiyiz arkadaşlar. Yayında başlamadan şöyle sizlere rica etsem, yayını beğenir misiniz? Beğenirseniz mutlu edersiniz beni. Evet. Asiye Köksal artık İngilizceye mi dönsek demişler. Bakalım döneriz, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kerem Asatekin Denizli Çivril'den, Irgınlı'dan katılıyor. O da hazırım demiş. Kerem hocama da selam olsun. Yasin Malcı nereden katılıyor? Yasin Malcı da Fethiye'den katılıyormuş. Şu anda donma yok arkadaşlar. Donmuyor. Donarsa da yapacak çok, inşallah donmaz da güzel bir yayın yaparız. 210 kişi olduk şu anda. Kavuttan da 271 kişi katıldı. Birazdan başlayacağız. Hemen yeni katılanlar için, ilk defa katılanlar için nasıl katılacaklarını anlatıyorum ve daha sonra hemen başlayacağız arkadaşlar. Google'a Kahoot yazıyorsunuz. Bakın şifrenin yanında yazıyor zaten. Kahoot.it internet sitesi. İster uygulamayı indirin, ister direkt Google'a başka bir cihazdan Kahoot yazın. Kahoot yazdıktan sonra Play Kahoot diye bir link geliyor. İlk linke tıklıyorsunuz. Sizden pin kodu isteyecek. Pin kodumuz 539-6202. Ekranda görüyorsunuz zaten. Bu pin kodunu girdikten sonra nickname, yani kullanıcı adı isteyecek sizden. Kullanıcı adına isminizi ve soy isminizi yazıyorsunuz. Ve you are in yazıyor yeşil bir ekranda. Oyuna dahil olmuş oluyorsunuz. Şu çok önemli, bunu unutmayın sakın. Benim ekranımı, yani şu andaki YouTube'daki bu canlı yayın ekranını kesinlikle kapatmıyorsunuz. Çünkü soruları sadece bu ekrandan görüyorsunuz. Bu ekrandan soruları çözdükten sonra Kahoot'tan hangi şık, hangi renk ya da hangi şekil doğru ise Kahoot'tan sadece onu işaretliyorsunuz, bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar aman diyeyim, benim bu ekranı kapatmayın. Cemre Kuşçu aramızdaymış. Ödülümüz var. Cemre'cim kitap vereceğiz. Tuğsem Karakuş Konya Seydişehir'den katılıyor. Konya Seydişehir'e de selam olsun. Tuğsem'cim sana da selam olsun. Sare Güçlü, istediğimiz test mi? Olur, o da olur. Ersin Tiryakioğlu, İngilizce kavut demiş. Deniz Cellat aramızda. Evet, bakıyorum şöyle, bak başka kimler var? Bora Alp.
Evet arkadaşlar, bu arada Kerem hocam bir hatırlatma yaptı. Selamlar tekrar Kerem hocam. Ekranınız arada şey olursa, kalitesi kötü olursa ekran kalitesini yükseltin. 720p yaparsanız ekranınız düzelecektir. Bulanık olmaz. Bulanıklığı o şekilde düzeltebilirsiniz. Tamamen sizin internetle alakalı. Arada öyle olabiliyor çünkü. Elif Sude Dağıstan'da aramızdaymış. Miray Akman burada. Edirne İpsala'dan katılıyormuş. Oraya da selam olsun. Arda Mustafa Yıldız, Asya Koca, Bora Alp dedik, Father Son Kemal, Asiye Köksal, Eryaman Aktürk, Aslı Bilici, Among Us, Mert Çınar, Hiranur Kadran, Ersin Tiryakioğlu, Zeynep Süheda Dal. Hepsi burada. Hepsine selam olsun. Şöyle 310 kişi olduk. Bugün katılımımız gayet güzel. Şöyle aşağıya doğru getiriyorum ve birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Birazdan başlatacağım. Şöyle bakıyorum. Ayşe Tarhan'ı görüyorum. Merve Titik. İkizler aramızda. İkizlere de selam olsun. Irmak Karaköse. Güzel Beret Tepe. Keremcan Tepe. Hepsi burada. Evet. Başlayalım arkadaşlar. 227 kişiyiz. 318 olduk. 320 olduk. Şu anda evet 332. Başlayalım mı? Instagram'dan bahsi geçmişken hemen onu da hatırlatıp başlıyorum arkadaşlar. Instagram hesabım Sercan Y. Oradan ve Facebook'tan, eğer Instagram hesabınız yoksa Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Duyuruları, bütün videoları, her şeyi oradan atıyorum, paylaşıyorum. Çünkü bazen Facebook grupları özellikle paylaştığımız linkleri, duyuruları onaylamıyorlar. Sizler de göremiyorsunuz. O yüzden siz kendiniz takip ederseniz daha sağlıklı olur. Şimdilik her cumartesi ve çarşamba günleri yapacağız yarışmalarımızı. Evet, Enver Karköse hocama da selam olsun, doymaz hom demiş. Başlıyorum arkadaşlar. 240 kişi olduk. Yeni gelenler tekrar hoş geldiler. İrem Yılmaz ismini de okudum. Herkese başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Hadi bakalım, dördüncü yarışmamız bu genel kültürde. Başlıyoruz arkadaşlar. Emel Beton selamlar. Evet, birinci sorumuz geldi. Hangisi atletizmin dallarından birisi değildir? Gülle atmak, takla atmak, disk atmak, cirit atmak. Evet, birinci sorumuzla başladık. Bakalım nasıl başlıyoruz ve nasıl devam edeceğiz. Unutmayın arkadaşlar, soruyu benim ekranımdan çözüyorsunuz. Kahoot'tan sadece işaretleme yapıyorsunuz. Hangi şık doğru ise o şıkka işaretliyorsunuz. Bu kadar. Evet. Yezdi Atmaca da aramızdaymış. Bakalım birinci sorumuza 170 kişi doğru cevap vermiş. Takla atmak olacaktı arkadaşlar. Güzel cevap. Gerçekten 170 kişiyi tebrik ediyorum. Şöyle ilk sıralamamız, ilk 5 kimlermiş bakalım. Gülsüm Erenoğlu. Birinci sırada şu anda. Anıl Biltekin ikinci sırada. Ece 3'te. Şebnem Ayçin dördüncü sırada. Umut Kavuklu ise şu anda 5. sırada. Evet, ilk 5'imiz bu şekilde oldu. Artık bakalım diğer sorularda nasıl olacak? Görelim. İkinci sorumuza geçiyoruz. Didenur İşlek'te ödül var mı demiş. Ödülümüz var. Kitap ödülümüz var. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir? Sarı ay, mavi ay, kızıl ay, yeşil ay. Evet. Gülsüm de bu arada Kerem Asatekin hocamızın yeğeniymiş. Gülsüm, sana da ayrıca tekrar selam gönderiyorum. Selam olsun. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir? Bakalım kaç kişi cevap veriyor bu soruya. 180 kişi doğru cevap vermiş. Vallahi şu anda yarışmacılar zehir gibi. Mavi ay olacaktı. Doğru. Şöyle bakalım sıralama ne oldu? Sık sık değişecek mi merak ediyorum. Nimet Tarhan geldi, tekrar liderliğe oturdu. Şu an birinci sırada. Ceyda İrem Keskin ikinci sırada. Gökçe Özbey 3'te. Hasan A. Doymaz dördüncü sırada. Buğra Berk Elçi ise o da şu anda 5. sırada. Güzel. Taha Furkan o ise 106 sıra birden yükselmiş. Ona da selam olsun. Güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ilk 5 ne sıklıkla değişecek bu gece. Çok sık sık değişebiliyor. Ve 3. sorumuza geliyoruz. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir? Semiha Yankı, Ajda Pekkan, Çetin Alp, Sertab Erener. İlk sanatçı kimdir? Evet, hızlı bir şekilde başladık. Güzel gidiyoruz şu anda. İlk 5'te sık sık değişiyor. Bakalım 3. sorumuza kaç kişi doğru cevap verecek?
Evet, üçüncü sorumuz. Bakıyoruz şöyle. 121 kişi doğru cevaplamış. Semiha Yankı olacaktı arkadaşlar. Bakalım ilk 5 sanırım değişecek gibi yine. Merak ediyoruz. Şöyle bakalım. Evet, değişiklikler oldu. Buğra Berk Elçi liderliği yükseldi 2552 puanda. Celal Turan ikinci sırada. Ennur Tıkız üçüncü sırada. Melike Ceren dördüncü sırada. Ali Kerim Tıkız. O da şu anda 5. sırada. Güzel. Rana Yaldı 130 sıra birden yükselmiş. Güzel yükselmiş. Tabii zor soruları bilirseniz arkadaşlar daha çok puan alıp fark atabiliyorsunuz. Geçiyoruz 4. sorumuza. Eğer dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözü kime aittir? Adolf Hitler, Stalin, Napolyon Bonaparte, Fatih Sultan Mehmet. Bu arada ne kadar hızlı cevaplarsanız o kadar çok puan alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece doğru bilmek yetmiyor. Hızlı bilmek de gerekiyor. O yüzden dikkatli okuyun. Hem doğru hem de hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışın. Mehmet Emin Erkan hocamıza da selam olsun. Ödülümüz eğer öğrenci ise istiyorsa test kitabı göndereceğim arkadaşlar. Değilse de okuma kitabı göndereceğim. Cevabımız Napolyon Bonaparte olacaktı. 155 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. Güzel cevaplar geliyor. Hiç fena değil. Evet, değişiklikler yine var. Yani 4 soruda 4'ünde de değişiklik oldu şimdiye kadar. Celal Turan bu sefer liderle yükseldi. Ahmet Genç geldi ikinciliğe. Selim Efe Kılıç 3. sırada. Osman Alp Kal 4. sırada. Atakan Eskiyurt ise şu anda 5. sırada. Osman Alp'i geçen yarışmadan da hatırlıyorum. Güzel yarışıyor. Geçen yarışmada da güzel yarışmıştı. Konuşamadım. Evet, geliyoruz 5. sorumuza. Osmanlı ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır? Kırım Savaşı İngiltere'den, Birinci Dünya Savaşı Amerika'dan, Sudak Deniz Seferi İngiltere'den, İkinci Dünya Savaşı Almanya'dan. Evet, ilk dış borç ve hangi devlet? Bakalım şöyle tarihimizi konuşturalım. Kimler tarihte iyiler? Arda Ay, merhaba, hoş geldin aramıza. Evet, tarihçileri görelim şöyle. 189 kişi. Wow, harikasınız arkadaşlar. Çok iyi. Kırım Savaşı olacaktı. İngiltere'den alınmıştı. 189 kişi de bunu bilmiş. Çok güzel. Şöyle bakalım sıralama peki ne durumda? Celal Turan yerini korudu. Güzel. Selim Efe Kılıç geldi ikinci sıraya. Ahmet Genç üçüncü sırada. Bedirhan Sarsık dördüncü sırada. Şebnem Ayçin ise şu anda beşinci sırada. Bedirhan Sarsık'ı da hatırlıyorum. O da sık sık ilk beşe girenlerden. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Harika yarışıyorsunuz. Geçelim şöyle. 6. sorumuz. Türkçe dili hangi dil grubuna aittir? Çin, Tibet, Hami, Sami, Hint, Avrupa, Ural, Altay. Türkçe dili hangi dil grubuna aittir? Evet, Irgıllı Kerem. Nerelerdesin? İlk 5'te göremiyoruz yine. Genel kültür soruları arkadaşlar. O yüzden yani bilmediğiniz sorular illaki olacaktır. Bildiğiniz sorular da olacaktır. Çok kolay bulup çok zor bulduğunuz sorular da olacaktır. Bunlar çok normal. 213 kişi de şu anda mesela demek ki kolay bir soruymuş. Doğru cevap vermiş. Ural Altay dil grubunda oluyor Türkçe. Ve 213 kişi doğru cevaplamış. Sıralamaya bakalım ilk 5. İlk 4 yerini korudu. Celal, Selim Efe, Ahmet, Bedirhan, Atakan. Atakan geldi 5. sıraya. Güzel gidiyoruz. Güzel yarışıyoruz şu anda şimdiye kadar. Ve geliyoruz 7. sorumuza. Hz. Muhammed ve sahabelerinin Mekke'den Medine'ye göç ettikleri hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? 5 Temmuz, 3 Ağustos 620, 18 Mayıs, 1 Ağustos 621, 17 Haziran, 2 Temmuz 622, 25 Haziran, 6 Ağustos 623. Pin kodunu eğer yeni gelenler, soranlar varsa pin kodumuz 539-6202 arkadaşlar. Ekranın sağ altından da görebilirsiniz. Evet. 622 idi değil mi? 17 Haziran 2 Temmuz. 152 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. Güzel yarışıyoruz vallahi bu akşam. Ve değişiklikler var ama Celal Turan güzel yarışıyor. 5908 puan yükseldi. Birinciliğini koruyor. Ahmet Genç ikinci sırada. Selim Efe Kılıç 3'te. Bedirhan Sarsık 4'ü koruyor. Osman Alp ise tekrar
5. sıraya girdi. İpek. İpek her kimse ona da selam olsun. 3'te 3 yapmış o da. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'a da selam olsun. Eryaman Aktürk. Evet, 8. sorumuz. 12 Eylül 1980 darbesinde hangi başbakanın hükümeti görevden alınmıştır? Tansu Çiller, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Kenan Evren. Evet. 80 darbesi de hangi hükümetin görevden alınmış? Şu an cevapları buradan da yazanlar var. Ara ara görüyorum. 128 kişi doğru cevaplamış. Gençler biraz kızıyordur bana ya. Hocam bunu nereden bilelim falan ama gençler genel kültürde bu tarz sorular çıkıyor maalesef. Bilseniz iyi olur. Araştırın bence. Süleyman Demirel hükümeti düşüyordu arkadaşlar. 128 kişi doğru cevaplamış. Tebrikler. Güzel gidiyoruz. Güzel yarışıyoruz ve değişiklikler var. Ahmet Genç geldi bu sefer liderliğe. Celal 2'ye geriledi. Bedirhan Sarsık 3'e yükseldi. Osman Alp 4'e yükseldi. Elif Kaymaz ise şu anda 5. sıraya yerleşti. Güzel değişiklikler oluyor sık sık. Bakalım nereye kadar ve kim olacak liderimiz? Hangi yıl TL'den 6-0 atılmıştır? 2000, 2001, 2005, 2010. TL'den hani o milyonlar artık silindi. 6 tane 0 atıldı. Hangi seneydi bu? Şafak Zeren de 7'de 7 yanlışla rekor kırıyormuş. Kendisini tebrik ediyorum. Bravo. Hiç fena değil. Adem Dilbaz Hoca'ya da selam olsun. Evet, 2005 senesiydi. 160 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. Bakıyorum şöyle değişiklikler. Elif Kaymaz 3.'lüğe yerleşti. Selahattin geldi. O da şu anda 5. sırada. Selahattin daha önceden bizim şampiyonlarımızdan olabilir. Hocama da selam olsun. Evet, geliyoruz 10. sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda ikinci ve son Mareşali kimdir? İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak. Evet, tarihimizi şöyle konuşturalım arkadaşlar. Bakalım neler biliyoruz. Sadece İngilizce ile olmuyor biliyorsunuz. Şarjı bitenler var. Şarjınızı koyun arkadaşlar. Yarışma başlamadan şöyle çayınızı kahvenizi yanına alın. Eğlenelim değil mi? Cumartesi akşamı bu akşam bizim akşamımız. Bakıyorum şöyle 10. sorumuz Fevzi Çakmak olacaktı. 131 kişi doğru cevaplamış. Güzel. Hiç fena değil. Yani bravo. Evet, sofulardan Sebahattin Hoca'ya da selamlar. Ahmet Genç yerini koruyor. Celal Turan da koruyor. Elif Kaymaz da koruyor. Selahattin geldi 4. sıraya. Kerem koymuş böyle yanına da. O da 5. sıraya yükseldi. Bravo, güzel gidiyorsunuz. Ecin Eralp. O da 3'te 3 yapmış. Tebrikler Ecin. Güzel arkadaşlar. Sorular hiç fena değil. Türkiye Futbol Milli Takımı hangi yıl dünya üçüncüsü olmuştur? 2000, 2001, 2002, 2003. Yasin hocamız pes etmiş bu arada arkadaşlar. Kendisi Fethiye'den yarışıyordu. İspiyonlayayım buradan hemen. Hangi yıl dünya üçüncüsü olduk? Milli futbol takımımız. Ertuğrul Asiltürk hocam. Asiltürk hocam selam olsun. İşaretledim. Gözüküyor mu? Sercan hocam demiş. Ertuğrul hocam işaretlediklerinizi ben göremiyorum. Şu anda sadece ilk 5'i görebiliyorum. Yarışmanın sonunda ama kim kaçıncı olmuşsa bütün listeye bakacağız hep beraber. 142 kişi şu anda doğru cevaplamış. 2002 olacaktı arkadaşlar. Bravo, güzel gidiyorsunuz. Hemen bakalım sıralamamız ne durumda? O değişiklikler var. Ahmet Genç liderliğini korurken Kerem ikinciliğe yükseldi. Selahattin 3'e yükseldi. Ennur Tıkız 4. sıraya yükseldi. Ali Kerim Tıkız ise 5. sıraya yükseldi. Güzel. Yani ilk 5 sık sık değişiyor. Güzel gidiyoruz. Böyle değişince de heyecanlı oluyor. Ben de seviyorum aslında. Bakalım sonunda kim şampiyon olacak? Şerife Seyhan ise 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Bravo. Geldik arkadaşlar. 12. sorumuz. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir? Sabiha Gökçen, Amelia Earhart, Raymond Delaroche, Bedriye Tahir Gökmen. İlk kadın savaş pilotu kimdir?
Evet, arada daha çok ekranı okuduğum için yazdıklarınızı kaçırabiliyorum arkadaşlar ama yakaladıkça sizlere de buradan selam göndereceğim. Bakalım Sabiha Gökçen olacaktı. O güzel. Bunu böyle çok yüksek cevaplar alınca bu tarz sorularda mutlu oluyorum açıkçası. Hani bunu gerçekten bilmemiz gerekiyor. Gurur duyuyoruz. 233 kişi de bu gurur duyurttu beni yani. Bravo. Bakalım. Sıralamamızda bir değişikliğimiz var. Ayşe Doğan geldi. Dördüncü sıraya yerleşti. Aşağılardan uçtu geldi resmen. Ahmet, Kerem, Selahattin ise yerini koruyor. Ennurtu kız da 5. sırada şu anda. Evet, geldik 13. sorumuza. Unutmayın 20 sorumuz var arkadaşlar. Avrupa Konseyi tarafından 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen ilimiz hangisidir? Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum. Nur Sena'cığım seni daha şimdi gördüm. Görünce de yorumunu okudum. Okumaz mıyım? Aşk olsun. Hocam kavuktan yanlışlıkla çıktım ve şu an giremiyorum demiş Hira Nurcum. Hira Nurcum çıktıktan sonra sanırım oyun da şu anda devam ettiği için kabul etmiyor olabilir. Yani o kadar detayını maalesef bilemiyorum. Bakalım şöyle 13. sorumuz 161 kişi doğru cevaplamış İstanbul. İstanbul olacaktı. Erzurum olmasını isterdik ama henüz değil inşallah yakın zamanda Erzurum'da olur neden olmasın. 161 kişi doğru cevaplamış. Sıralamamıza bakalım. O değişiklikler var. Okullar yukarıya gösteriyor. Ahmet Genç ise çok güzel yarışıyor şimdiye kadar. Bravo. Yerine öyle çakılı kaldı orada. Selahattin tekrar ikinciliğe yükseldi. Ayşe Doğan 3'te. Ennurtu Kız 4'te. Yusuf Kemal ise şu anda 5. sırada. Utku Kağan 3'te 3 yapmış. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Geldik 14. sorumuza. Yavaştan sona yaklaşıyoruz. Antik çağdaki adı Dardanel olan yerleşim yerinin günümüzdeki adı nedir? Çanakkale, İzmir, Antalya, Kuşadası. Dardanel. Antik çağda Dardanelmiş adı. Şimdi günümüzde ney? Günümüzdeki ismini arıyoruz. Evet. Son 6 sorumuz. Nihat Şahin şimdi girsem olur mu demiş. Biraz geç geldin Nihat'cığım ama İstersen dene bir sonraki yarışmayı kaçırma ama. Çanakkale doğru olacaktı arkadaşlar. 174 kişi de doğru cevaplamış. Çanakkale'ye de selam olsun buradan. Güzel gidiyoruz. Bakalım şöyle sıralamamız ne durumda? O bu sefer ilk defa sanırım öyle mi? Yoksa ikinci defa mı? Bilmiyorum hatırlayamadım. İlk 5 yerini korudu. Ahmet Genç, Selahattin, Ayşe Doğan, Ennurtu Kız, Yusuf Kemal. Şu anda ilk 5'te Nisan Korkmaz ise 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Geldik 15. sorumuza. Bir deniz veya bir yerin görüntüsünü betimleyen tabloya ne ad verilir? Tuval, portre, marin, silüet. Yarı yıl tatilinde biliyorsunuz arkadaşlar 5, 6, 7, 8 diye ayrım yok. Genel kültür yaptığımız için herkes katılabiliyor. Ama yarı yıl tatili bittikten sonra artık derslerimize şöyle başladıktan sonra tekrar İngilizceye ayrı ayrı sınıflarla yapmaya devam edeceğim vaktim oldukça inşallah. 243 kişi şu anda canlı yayınımızda bu arada. 82 kişi doğru cevaplamış. Marin olacaktı arkadaşlar. Evet bu biraz çelişkili bir soru olmuş. Çoğu kişi yanılmış. Sanırım ilk 5'te değişiklikler olacak gibi. Şöyle bakalım. Evet değişiklikler var. Ahmet Genç yerini koruyor yalnız. Ahmet Genç. Bravo ya. Çok iyi. Güzel yarışıyorsun. Yusuf Kemal geldi aşağılardan. İkinci sıraya yerleşti. Selahattin 3'te. Ayşe Doğan 4'te. Selcan Doğan ise şu anda 5. sırada arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Güzel gidiyoruz. Bakalım. 16. sorumuz. 1 kilowatt kaç watt eder? 100 bin, 10 bin, 100 bin. 1 kilowatt kaç watt eder? Evet, geliyoruz. Yavaştan sona doğru geliyoruz. Fidan Zellüt, hangi günler yapacaksınız bu yarışmayı demiş. Çarşamba ve cumartesi akşamları yapıyoruz arkadaşlar. Saatimiz saat 20. Yetişmeye çalışın. Dediğim gibi Instagram'dan takip ederseniz kaçırmazsınız duyuruları. Sercan Y Instagram adresim. 1000 olacaktı. 173 kişi de 16. soruya doğru cevap vermiş. Tebrikler. Şöyle bakalım hemen. O ilk 5 yine yerini korudu. Ahmet, Yusuf, Selahattin, Ayşe ve Selcan Doğan.
Şu anda ilk 5'te yerlerini koruyorlar. Fikret Aksu, o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Geçiyoruz 17. sorumuz. Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı'nın kısa adı nedir? UNESCO, UNICEF, UNO, NATO. Çocukları Koruma Vakfı. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kahut yazıyorsunuz Google'a. Play kahut giriyor. İlk linke tıkliyorsunuz. Pin kodumuz 539-6202. Pin kodunu girdikten sonra isim soy isim yazıp girebilirsiniz. Biraz geç kaldınız ama abone olduktan sonra bir sonraki yarışmaları kaçırmazsınız. Bundan eminim. 204 kişi de UNICEF demiş ve doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. Güzel. Şöyle bakalım. Değişiklikler yine yok. Ahmet Genç çok iyi yarışıyor. 14.215 puana geldi. Yusuf Kemal 2'de, Selahattin 3'te, Ayşe Doğan 4'te, Selcan Doğan ise şu anda 5. sırada. Alperen de 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Şöyle gelelim arkadaşlar. 18. sorumuz. Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç yıldız bulunmaktadır? 18, 16, 14, 20. Dursun Alıcı nasıl katılacağım demiş. Dursuncum hemen Google'a başka bir cihazdan Kahoot yazıyorsun. Sağ altta görünüyor. Kahoot.it. Oraya giriyorsun. Play Kahoot yazan yere. Pin kodu isteyecek. Pin kodumuz da sağ altta yazıyor. 539-6202. Bu pin kodunu girdikten sonra isim soy isim yazıp okey dedikten sonra girmiş oluyorsun. 18. sorudayız. Biraz geç kaldın. İstersen kanala abone olduktan sonra diğer yarışmalara katılabilirsin. Evet, 178 kişi şu anda doğru cevap vermiş. 16 yıldız var arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı forsunda. Güzel cevaplar geliyor gerçekten. Bakıyorum değişiklikler. Elif Kaymaz tekrar geldi 5.liğe. İlla o 5'te görüneceğim diyor Elif. Tebrikler Elifciğim. Güzel gidiyorsunuz. Yalnız Ahmet Genç'e dikkat. O çok güzel yarışıyor şu anda. H. nokta Berrak Alan ise 3'te 3 yapmış. Onun da ismini görmüş oldum burada. Güzel arkadaşlar. Akıl kutusu şifreni demiş. Şifremiz 539-6202. Yalnız yarışma bitmek üzere. Biraz geç geldiniz arkadaşlar. Bakalım 19. sorumuz. Gürcistan'ın başkenti neresidir? Sofya, Bükreş, Tiflis, Bakü. Gürcistan'ın başkentini sorduk. 19. sorumuzdayız. Bu sorudan sonra 20. sorumuz ve son sorumuz olacak arkadaşlar. 233 kişi var. Hemen arada hatırlatayım arkadaşlar. Belki beğenmeyi unutmuşsunuzdur. Yayını beğenirseniz mutlu olurum. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar ki yarışmalarımızı kaçırmasınlar. 173 kişi Tiflis demiş. Cevabımız Tiflis olacaktı. Tebrikler. Hemen geçiyoruz şöyle. İlk 5 yine yerini korudu. Güzel. Yani ilk 5 böyle son sorularda artık çiviyi çaktılar sanki. Ercin Eralp o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Hemen şöyle gelelim 20. sorumuza. Son sorumuz bu. Hititlerde ana kraliçe ne olarak adlandırılır? Hammurabi, Teşup, Tavananna, Puduhepa. Hititlerde ana kraliçe. Ben bunu hatırlıyorum. Mesela ilkokulda mı, ortaokulda mı ne öğrenmiştim bunu. O zamandan beri hiç unutmuyorum. Nedense böyle değişik bir şekilde aklımda kalmış. Evet, birazdan podyumu göreceğiz. İlk 5'i göreceğiz. İlk 10'a bakacağız. İlk 20'ye, ilk 30'a bakacağız arkadaşlar. Kimler kaçınacağız? Tavanan ne olacaktı? 207 kişi doğru cevaplamış. Ve bu şekilde yarışmamızı bitirmiş olduk. Hazır mıyız podyumumuzu görmeye? Evet, hemen ben de kağıt kalemimi aldım. Liderin not almak için. Bakalım podyumda kimler var? 3. sırada 20'de 20 yapmış Selahattin. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi. Çok iyi yani. Yusuf Kemal 20'de 19 yapmış. İkinci olmuş. Ve liderimiz o da 20'de 20 yapmış. Kim? Ahmet Genç. Ahmet Genç'i şöyle bir alkışlıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Ayşe Doğan 4. Ennur Tınızlı sanırım. O da 5. olmuş. Onları da tebrik ediyorum ama Ahmet Genç harika yarıştın gerçekten. Çok iyi bir performans. Hemen ismini şu anda not alıyorum. Ve senden rica ediyorum lütfen bana en kısa zamanda Instagram'dan yaz ki adres bilgilerini alıp ödülünü gönderelim. Yusuf Kemal seni de ayrıca tebrik ediyorum. Güzel yarıştın.
Selahattin hocam, siz de güzel yarışmışsınız. 20'de 20 yapmışsınız bu akşam. Sanırım biraz yavaş kalmışsınız ama olsun. Sizden Selahattin hocam bir de ricam. Bir sonraki yarışmada lütfen soy isminizi de girin. Çünkü soy isim giremezseniz kabul etmiyorum artık. Okus fokus hocam. Soyadım Tıkız demiş. Özür dilerim, Tıkız olacakmış. Tamam. Hemen şöyle bakacağım kimler kaçıncı sırada, ben de merak ediyorum çünkü sadece ilk 5'i görebiliyoruz. Bakalım diğerleri ne yapmışlar. Diyarbakır Kayapınar'dan bu arada katılanlar var. Zeynepciğim selam olsun. Diyarbakır Kayapınar'a da selam olsun. Şimdi bakacağız arkadaşlar. İlk 10'da kimler var? İlk 20'de kimler var? Şöyle bir görelim değil mi? Evet. İnternet mi yavaşladı, ne oldu? Evet, players bakalım kimler varmış şöyle sıralamada. Ahmet Genç 1. sırada, Yusuf Kemal 2'de, Selahattin 3'te, Ayşe Doğan 4'te, Ennur Tıkız 5'te, Elif Kaymaz 6. olmuş, Kerem Sarıyız 7. olmuş. Hiç fena değil ya, bakıyorum. Ali Kerim Tıkız 8. olmuş, Bilge Akbaş 9. Kerem ise 10. olmuş, Selcan Doğan 11, Bedirhan Sarsık 12, Nisanur Özkol 13, Nazilli 09. Nazilli 09'a selam olsun. 14. olmuşlar. Arda 15. Mahmut Burak 16. Berrak Özdemir 17. Şebnem Ayçin 18. Berke Atmaca 19. Oğuz Özdemir 20. Celal Turan 21. Şerife Seyhan 22. Hazal Ayaz 23. Feyza Tut 24. Ayşe Tarhan 25. Yiğit Ali Şirin 26. Tuğçe Ulusoy 27. Dilanur Uçan 28. Osman Alp Kal 29. İsmi Erol İst 30, Alper Çarkıt hocam 31. olmuş. Selam olsun. Ercin Eralp 32, Davut Tarhan 33, Berrak H. Berrak Alan 34, Talha Düencioğlu 35, Aslı Göktaş 36, Türk Erdoğan 37, Defne Atmaca 38, Seda Nur Yazıcı 39, Irgıllılı Kerem 40. olmuş. Irgıllılı Kerem hocama selam olsun. Eşim Eltem'e de selam olsun buradan. Bütün Irgıl'a, Çivril'e selam. Eymen B. Ülgün. Eymen İlgün 41. olmuş. Eymen'cim sana da ailene de selam olsun. Kerim Ezbey 42. Furkan Oğuz 43. Sena 44. Meltem A. O. U. Selam 45. olmuş. Fikret Aksu 46. Salih Sönmez 47. Yahya Sönmez 48. Alperen Dedeoğlu 49. Bartu Doruk İnç 50. olmuş. Daha okuyayım mı? Yoruldum valla. Şöyle artık okumadan biraz gideyim. Zeynep Işıklı'ya selam. Ailesine de selam. 55. olmuş. Fena değil. Güzel. Kübra Güner, Berra Güner ikizlerimiz gelmiş. 58 ve 59 kızlar. Yani hiç arka arkaya da ayrılmıyorsunuz maşallah. Güzel. Fena değil. Selin Aksu. İngilizce'de şampiyon. Genel kültürde Selin'cim 66. olmuş. Niyazi Çağlar 67 selamlar. Şöyle bakalım, geliyorum arkadaşlar. Gözüm çarptıkça okuyacağım. Rana Kısakürek 79, Muhammed Akarsu 80. olmuş. Geçiyorum şöyle aşağılara, bakacağım, merak ediyorum. Çorumlu Jojuk 19. 89. olmuş. Çorumlu Jojuk'a da selam olsun. Özge Kavuklu 92. olmuş. Şöyle bakalım başka. Nimet Tarhan, bak Nimet Tarhan geçen çarşambaki yarışmada liderdi, birinci olmuştu. Şimdi 98 olmuş. Olur öyle hatalar. İlla ki olur. Aysel İlçin Hanım'a da selam olsun. Aramızdaymış. Evet, şöyle geliyorum aşağılara doğru. Yüzlere geldik arkadaşlar. Efsaneler burada. Değil mi? Eda Yazıcı 119. olmuş. Bakıyorum şöyle ya. Aslı Naz Şengül 124. olmuş. Zeynep Işıklı, bu yarışma bana yaramıyor demiş. Bilmiyorum, bence yarıyordur Zeynepciğim. Hiç öyle deme. Hiç öyle deme. Ramazan Turfan beni okuyun demiş. Onu da şimdi gördüm arkadaşlar. Şu an ekranı okuduğum için sizin yazdıklarınızı okuyamıyorum maalesef. Miraç Yiğitepe 138, İkizler 139. olmuş. Berat Tepe 145. olmuş. Sonlara doğru gitmek istiyorum ama sonlar da çok şeyde. Kerem Can Tepe 154. olmuş. Bakacağım ama ya, bugün ısrarlıyım. Bu konuda bugün ısrarcıyım. Böyle sonları görmek istiyorum kimler var diye. Büşra Akkuş 170. sırada. Gülsüm Erenoğlu 162'de. Gözüme çarptıkça okuyacağım arkadaşlar. Ayşe Karagünlü 176. Halit 180. sırada şu anda. Bakıyorum şöyle başka kimler var. Kazım Karagünlü 185'te. Davut Tutucu 189. Ali Mahir 190. Geliyorum. 200'lere geliyorum yaştan. 200. Yasemin Ö olmuş.
Ahmet Baran 196. olmuş. Utku Karaçam 206. Utku Karaçam'ı ilk 5'te de çok gördüm. Yani o yüzden aman diyeyim arkadaşlar, bu sıralama hiç önemli değil. Olabilir böyle. Hasan Dündar 211. olmuş. Selam olsun Hasan Dündar ve ailesine de. Başka Rabia Konak. Rabia Konak ailesine de selamlar. 220. olmuş. Şöyle geliyorum. Ertuğrul Asil Türk'ü arıyorum şu anda. Merak ediyorum kendisi kaçıncı olmuş. Ramazan İpek 237. Nisa Geçkin 238. Hamza Kapçak 239. Ömer Selim Dal 244'te. Cihan Korkmaz 247'de. Şu anda bakıyorum. Zeynep Aydın 259'da. Kaç kişi vardı ya? Çok varmış maşallah. Katılan bayağı varmış. Büşra daha delen 270. Tabi bu bazıları ilk birkaç tane soru cevaplamış. Daha sonra çıkmışlar. O yüzden şeyler. Çünkü bakıyorum yan tarafta kimisi iki tane cevaplamış çıkmış. Kimi girmiş hiç cevaplamadan çıkmış. O yüzden sıralamaları bu kadar düşük. Belki cevaplasalardı, pes etmeselerdi sıkıntı olmazdı. 300'lere geldik. Az kaldı arkadaşlar. Gülten Tepe 305. olmuş. Gülten Tepe'ye de selam olsun. Hemen canlı yayından çıkmışsın. Çıkmadan arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Birazdan biz de veda edeceğiz. Evet. 330 Merve Turfan'ı da gördükten sonra bu kadar yeter diyorum. Yoruldum vallahi. Evet arkadaşlar. Gülsen Konak internet çok kastı demiş. Yazıklar olsun internete. Yoksa biliyorum yani ilk 5 ilk 10'u zorlardınız. Olsun, bir sonraki yarışmada sıkıntı değil. Halledersiniz bence. 157. olana bakın demiş ama artık geçti arkadaşlar. Vallahi kapattım o ekranı. Arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Nagihan Çiçek ismimi okuyun demiş. Rukiye adım demiş. Rukiye Çiçek'e selam olsun. Necla Can'a da selam olsun. Hamza Kapçak'a da selam olsun. İbrahim Geçkin'e de selam olsun. Oğuzhan, Tuğsem Karakuş'a da selam olsun. Çarşamba günü görüşelim arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Bye.